Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sonunda almış olduğumuz bu DJI Pocket 3 yeni serisini dışarıda dinleyeceğiz sonunda. İngiltere'ye dolaşacağız ama boş boş dolaşmayacağız. Ben sizler için arkadaşlar bu boş boş dolaşma sürecini nasıl para kazanabileceğiniz bir hale getireceğim. Gideceğiz yardım kuruluşlarına ya da kütüphanelerine artık önümüzden ne denk gelirse. Orada böyle ikinci el kitaplar var. Şimdi biz bu ikinci el kitapları alacağız. Hem onlara yardım etmiş olacağız. Hem de bu kitaplar eğer para ediyorsa bunları Amazon'da ve eBay'de satacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi ben sistemi anlatayım size arkadaşlar. Benim bir tane böyle orada beni çalışıyor soruyorlar. Böyle bir Bluetooth skanerim var. Bunu saatte de var aslında da bu eski versiyonu. Ben eskiden beri yaptığım almıştım böyle duruyor. Yeni versiyonları çok daha kolay ama ben bunu çok seviyorum. İnanılmaz derecede seri ve kolay çalışıyor. Ben çok denemiştim. Bu benim için ideal. Siz kendiniz için alabilirsiniz. Ortalama 100 dolarla 500 dolar arası fiyatı var bunun. Neler yanıma alacağım arkadaşlar? Bir sırt çantası alacağım. Çünkü kitap alırsak en azından yanımda bayağı bir ağır olacaktır. Biraz nakit para alacağız. Onun dışarısında telefonumuz. Şimdi bu uygulamayı kullanıyorsunuz. Bunun içerisinde Bluetooth'a bağlayabilmeniz için telefonu arkadaşlar bir scan bölümü var. Buradan scan yaptığınız zaman bunun Bluetooth'u açılıyor. O yüzden ne yapacağız? Bu dosyanın içerisinde Bluetooth'u bulacağız. Eskiden bağlıydı fakat bayağıdan beri girmediğimiz için şu an büyük ihtimal şey olmuştur. Şimdi buradan ne diyor? Bize hangi Bluetooth barcode? Sonra bunu taratıyorum. Burada device'da Bluetooth olarak çıkması lazım. Yani şu an teknik olarak bu cihazın şu an evet görebiliyor musunuz bilmiyorum da sağa sola yanıyor. Demek ki şu, eğer görebiliyorsunuz ışıklardan, şu anlama geliyor. Ben hazırım, beni bağla. Tamam, bağlıyorum. Herhalde bir tane çıktı. Adı bu. Umarım budur inşallah. Bunda çıkarsa ya da bu değil diye hatırlıyorum ama tekrar ben bir Bluetooth'umu kapatıp açayım tekrar da. Çünkü eskiden bağlıydı bu telefon ama neden görmedi bilmiyorum. Sizinki normalde şu an bu şekilde ışık sağa sola yanıyorsa tabii kullandığınız şey de değişir arkadaşlar. Teknik olarak bunu bağlarsın. Peki bunu niye bağlıyoruz? Yani bence bu arada. Şimdi bunu bağlama sürecimiz şu. Biz gidip orada arkadaşlar ortalama olarak 1000 ile 5000 tane kitap falan araştıracağız. Ve biz bir kitabı telefonla böyle yaparsak 10 dakikamız gider. Ama bununla evet bağlanmışsınız dediğine göre yok bağlan. Bunu tekrar aynı süreci gerçekleştirecek arkadaşlar. Bluetooth'unu tekrardan Bluetooth açık hale getirmemiz gerekiyor. Bunlar biraz eski antika olduğu için olabilir. Ama sorun değil. Dediğim gibi Bluetooth'u açık hale getiriyorsunuz ve telefondan Bluetooth'ta görmesi lazım ama neden görmüyorum tekrar kapat. Ben bunu bağlayacağım, sorun değil, yapmadığım şey değil. Şimdi niye bunları bağlayacağız? Arkadaşlar gideceğiz kütüphaneye, gideceğiz charity shoplara. Benim bir programım var. Burada 3-4 tane program kullanıyorum ama genellikle bir tane var, onu kullanacağım. O benim bayağı eskiden beri kullandığım çünkü. Sonra saatim ve diğer cihazlarım da bağlı olduğu için belki Bluetooth'a bağlanmasına izin vermeyebilirim. Sonra ne yapacağız? Geleceğiz, ben programı açacağım buradan arkadaşlar. Telefonu da cebime koyacağım. Kimse benim ne yaptığımı görmeyecek. Telefondan uygulamayı açacağım. Önceki videolarda izlerseniz öğrenin. Uygulamayı açacağım arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra kulaklık takın. Kulaklığınız varsa ses kulaklığa gelecek. Kulaklığa geldiği zaman ses şöyle bir şey duyacaksınız. Ben buradan sesi açayım. Scan yaptığımda burada direkt otomatikman bana böyle çın çın diye ses verecek. Ama bakın burada yaptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Böyle şimdi kütüphaneye gittiğimiz zaman saçma bir şey olacak. Hatta birkaç tane kitap bakalım. Mesela bu kitap. Bu kitap ortalama 35 puan. Bunu taratalım. Bu ortalama 31 puan. Bunlar satıyor arkadaşlar ama bize çın çın sesi lazım. Yani daha farklı bir ses gelmesi lazım. O yüzden böyle kitapları teker teker taramak yerine mesela bu kitap şey yapmıyor. Türkçe. Bakalım buna kadar. Gibi buradan bakacağız arkadaşlar. Çın çın. Evet tamam, sebebini anladım. Tamam, bizim duymamız gereken kitap sesi bu. Burada görmeyen arkadaşlar varsa burada bana ne kadar kitabın satıldığını, ne aralıkla satıldığını, hatta şu ayarlara bakarsak da hangi aralıklarda ne kadar fiyata ve ne kadar renke satıldığına kadar da görebiliyorum. Kaç satıcısının olduğunu falan. Fakat bunu yapmak böyle ilkel. Sonra ben bunu alacağım. Kulağımın şurasına, cebime tıkacağım bu telefonu. Bir tane daha telefonum var. Onunla da scan yapacağım. Sonra benim tek yapacağım şey şu. Buradan tutacağım, çat diye barkodu okutacağım. Çin çin diye bir ses gelecek. Tabii ben bunun ayarını yapamadım. Büyük ihtimal telefonumun saati bağlı diye bu olmadı. Onu bir ayarlardan şey yapmam lazım. Ayarlardan. Belki ondan kaynaklı bir şey olabilir. Ama dediğim gibi böyle çok daha seri çalışacağız. Çok daha hızlı olacak sevgili arkadaşlar. O yüzden lafı daha fazla uzatmayalım. Bunu yanımıza alalım ne olur mu ama
Tekrar söylüyorum, bugünün konusu şu kitapları satarak ne kadar para kazanabiliriz? Benim hedefim bugün çok fazla zorlamayacağım ama 1000 ile 5000 pound arası deneyeceğim. Ne kadar kazanırız bilmiyorum. Bugün normalde işe giden insanlar günlük ortalama olarak İngiltere'de 100 pound para kazanıyor. O da maksimum. Ama tabii ki doktor vesaireden bahsetmiyorum. Normal standart asgari ücreti biraz üstü olanlardan. Biz bugün bu kitapları alıp satarak arkadaşlar 1000 ile 500 pound para kazanmayı hedefliyoruz. Ama tabii bilmiyorum neler olacak. Şanslı olduğumu biliyorum ve şansıma güveniyorum. Ve bakalım siz de görün bu süreci nasıl olacak. Şimdi adım adım sizlere sokakları göstereceğim arkadaşlar. Tamam. Galiba bir şeyler oluyor. Bilmiyorum nasıl gözüküyor ama umarım iyi gözüküyordur. Bakayım başarabilecek miyiz bu gimbal olayına. Eğer başarırsak güzel olur ha. Bayağı seri çekerim. Arkadaşlarıma söylerim de ilk ben kendim denemek istiyorum. Hevesimi bir alayım ilk önce. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi gelin sizlerle beraber bir plan yapalım. Arkadaşlar her zaman yapacağımız şeyi önceden bilmemiz güzel bir şey. Fakat önemli olan şey tabii hayatın bize bugün ne getireceği. Neyi nerede bulacağımızı hiçbir zaman bilemeyiz. Fakat hazırlık yapmak bizim yine görevimiz. Şimdi benim kafamda şöyle bir plan var. Size buraları göstermek fazla istemiyorum. Çünkü burada çok fazla görünecek bir şey yok. Türkiye gibi. Çok Türk var. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bu süre zarfı içerisinde. Eğer biz buradan şey yapabilirsek, çıkabilirsek. Eğer biz buradan çıkabilirsek bu süre zarfı içerisinde. Rüzgar varmış bayağı. Şimdi benim kafamda şöyle bir şey var. Dawson diye bir yer var burada. Hatta şey böyle. Dawson'a gitmeyi düşünüyorum. Dawson'dan da Tower Hill tarafına, birinci bölge tarafına doğru yürümeyi düşünüyorum. Sebebi şu. O taraflarda çok daha kütüphane var benim bildiğim. Kütüphaneden ziyade yardım kuruluşları. Hani zamanımı da vaktimi de boşa harcamak istemiyorum. Gel buraya gel. İyi gelmiyor, sen gelme. O yüzden sevgili arkadaşlar benim kafamdaki plan bugün Dawson'a gitmek. Taksiyle gitmeyeceğim. Takside bir şey göremezsin. O yüzden burada iki katta güzel otobüsler var. Metroya da binmeyeceğim. Aşağı görmeniz bir şey olmayacak ama yukarıdan gidersek en azından ikinci katta, üst katta ön camda yer varsa çok şanslıyızdır. Oradan direkt size hem etrafı gösterebilirim bu kamerayla güzel bir şekilde hem de olan biteni hep beraber bakarız nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Kamerayı da inşallah doğru sallamadan yapıyorumdur. Çünkü insan ister istemez eli sallanıyor. Okey, rüzgar var. Rüzgar olduğu için benim büyük ihtimal rüzgarda bunun zımbırtısını kullanmam gerekecek. Evet, İngiltere'de evler genellikle iki katlı arkadaşlar. Ortalama olarak evler Londra bölgesinde 200 bin poundla 5 milyon pound arası değişiyor. Şurada gördüğümüz evler ortalama yarım milyon pound olması gerekiyor. Tabii ki bunların arka tarafları da mevcut. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa önden bir görsün en azından. Nereye geleceğini bilsinler. Evet. Hadi gelin şimdi bakalım. Ne kadar bir şeyler yapabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Yalnız bayağı bir rüzgar var şu an. Benim kesinlikle bu rüzgarlık zımbırtısını takmam gerekiyormuş. Otobüse binince takarım. Okey. Şimdi hedefimiz şöyle arkadaşlar. Planlarımızı anlatalım. Planımıza göre Dawson'a gideceğiz. Dawson'da charity dükkanlar onda açılıyor. Onları tertemiz yepyeni kitaplarını koydukları zaman 3 tane var. Orada 3 tane dükkana gideriz. Eğer güzel bir şey yaparsa kendime bir kahve ısmarlayabilirim. Ondan sonra da birinci bölgeye doğru yürürüz. Birinci bölgeye doğru yürüdükten sonra da orada daha güzel yerler var. Onlara da bakabiliriz. Orada da bir öğlen yemeği yiyip kitapları satmak için tekrar ofise dönmem gerekiyor. Listeleme süreci vesaire. O yüzden benim için ortalama olarak 4 saatlik, 5 saatlik bir süreç olacak. Benim düşündüğüm. Bakalım ne kadar bir süreç olacak. Okey, bizim şimdi 141'e ihtiyacımız var. Ben hiç sabahları çıkmadığım için sabah bayağı insan oluyor işe giden. Bugün de geç kalktım. Evet. Peki, şurada bir yerde olması lazımdı ama durak. Bakalım doğru mu? Bayağı güneş var. Umarım da doğru yeri de bekliyorumdur. İyi. Sanırsam burada bir yerde olması lazım. Hiç bilmedim. İşin otobüslere nasıl? Numara M olması lazım. M.
Yani internetten ne kadar para kazanılıyor, ne kadar şu oluyor, bu oluyor diye çok merak eden insanlar vardı. Artık böylelikle bugün kendileri canlı canlı görebilir ve yapacağımız işte ne kadar bir başarıya ulaşacağımızı da analiz edebilirler. Bilmiyorum yani benim dediğim gibi video başlangıcında beklentim 1000 pound'la 3000 pound arası, fakat ne kadar yer dolaştığıma bağlı. Yani o kısım çok önemli. O yüzden çok fazla yere gitmeyi planlamıyorum. Bugün bayağı bir işim var çünkü. Ama göreceğiz. En azından eli boş dönmeyelim. Şansımız varsa üst katta otururuz dedik. Üst katta oturduk. Demek ki bunu da yapacağız. Şimdi ben kitapların nelerine bakıyorum. Yani bu kitap, çoğu arkadaş diyor ki iyi kitap, o kadar fiyat alıyorsun, o kadar satıyor musun? Şöyle, fazlasını bile bazen satıyorum. Sebebi de şu. Aldığım kitapların ben ne zaman satılacağını görebiliyorum sevgili arkadaşlar. Algoritma bana diyor ki bu kitap diyelim ki bir ayda 30 kere satılmış, tamam mı? Şimdi 30 gün olduğuna göre bir ayda bu kitabı alırsam günlük bir tane satıyordur. Hani anlamayan arkadaşlar için varsa en azından basite dökeyim sistemi. Ve aldığım zaman ertesi gün o kitap satıyor. Sattığı zaman da ben bugün o kitaba 1 puan veriyorsam ve internette 100 puan da satılıyorsa en düşük satıcı tarafından, ben de 100 küsür bir şeye koyuyorum, ayarlıyorum onu. Orada benim şeylerim var. Kitabın ortalama olarak ne kadara satıldığını analiz edebiliyorum. Ve diyorum ki mesela bu kitabın 100 pound ile 200 pound arası satıcıları var. Ondan sonra da diyorum ki ortalama olarak 150 pound'a bu kitap satar. Ve koyduğum zaman o 100 pound'a şimdi ben koyarsam mesela direkt ertesi gün zaten ilk satılan kitap o olur. Fakat bu kitaplar birer tane olduğu için şimdi 100 pound'lı kitap satıldığı zaman ertesi gün 150 pound'lı kitap satılacak mecburen. Şimdi ben de 100'e koyup satabilirim ama bir gün daha beklerim, 50 pound daha fazla kazanır. Hani insanların bence akıldan kaçırdığı şey o. Yani gözden kaçırdığı daha doğrusu. Buralar Dalston. Aşağı doğru da birinci bölgeye gidiyor sevgili arkadaşlar. Bugün ilginç bir şekilde hava çok güneşli. Abi beğendi beni herhalde. Neye bakıyorum ben? Burada da midyeci açtı arkadaşım. Midye satıyor. Bakalım. Tip olarak benzetmesem abla benim dediklerimi anlıyor diyeceğim de böyle bir Türk olacağını şahsen düşünmüyorum. Okey, saat 10. Oxfam karşımızda. Okey, başlıyorum. Işıklar yok burada. Mecbur karşıdan karşıya geçeceğiz. Şimdi Oxfam'da arkadaşlar içeride olanları göstermeye çalışacağım da çok fazla bir şey gösterebileceğimi düşünmüyorum. Ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani şu an Oxfam'dan çıktık, 4 tane kitap aldım fakat yaklaşık 2000 tane kitap taradım. Oxfam'ı biri çökertmiş benden önce. Bir de programım bitti, kullanıcı süresi. O yüzden acilen
diğer charity'lere gidip bir yerde oturup bir kahve içip şey yapmam lazım. O dediğim amcanın yeri burası. Burada güzel şeyler çıkıyor da işte amca sağ olsun. Burada bir kafeye oturacağım, bakacağım neler yapabilirim diye. Telefon uygulamasını falan alayım. Çünkü şey bitmiş. O tarattığım makine var ya, anlatacağım sizlere onları video çekerken. Kim burası, açık mı? Burası açık değil. Neyse şu aşağıda bir yer var benim bildiğim ama buraya da girmem lazım. Okey, nasıl yapalım? Mecburen buraya oturalım. Bir ayarları yapalım, ondan sonra kaldığımız yerden devam. Tamam. Şimdi ne yaptık? Program bitmiş benim. Aboneliğim yenilenmemiş, para çekmemiş PayPal'dan. Yeniledim şimdi. 9-10 dolar gibi parası var. Şimdi bu mantığı anlatayım size. Bu kitabı buradan taratıyorum. Ama ben bugün şu an arkadaşlar... gösterebilirsem size, kapatayım bunu şuradan ayarlardan. Bugün buradan görebiliyorsunuz, bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz da, ben size söyleyeyim, 3430 tane kitap araştırmışım, yani taratmışım, düşünün artık. 7500 pound profit, şu an 7500 pound profitlik kitap bulmuşum. 218 tanesi başarılı kitapmış, yani alınabilir kitapmış ve %6 rate gidiyorum, yani çok şey değil yani bana göre. Çünkü birisi bütün kitapları bitirmiş arka tarafta. Bir de şöyle bir şey vardı. Açıkçası bu sadece şey böyle. Yani ben eskiden beri geldiğim için buraya bayağı bir şey yapmışlar. O yüzden hızlı bir şekilde fiyatına bakalım ne kadar bize para bırakıyor. Çok fazla kârlı kitaplar değildi ama en azından boş gitmeyelim. 12 pound, 10 pound, 15 pound, 12, 10, 15, 15, 30, 40. 35 diyelim buna. 40, 50. Şu an bu 4 kitap bana 50 pound kar bırakıyor arkadaşlar sadece. Tabii dediğim gibi gerçekten o kadar, yani 2000 kitap araştırdıktan sonra 50 pound komik bir para. Fakat hiç yoktan iyidir. En azından boş gitmedik. Bazen oluyor arkadaşlar. Ama bugün kendimi iyi hissediyorum. Programı da yeniledim. Kahvemi de içtikten sonra kendime gelirim herhalde. Aslında çok güzel yerler de var burada gösterebileceğim ama bakacağız. İki tane telefon var yanımda. Biri şarjı, ikisi de şey, ne derler. İkisinde de uygulama var. Birine bir şey olursa şarjdan, diğerinden idare edeceğim. Benim burada bir yerde scan programım var. Nerede o? Tam bilmiyorum, bir yerlerde. Orada unutmamışımdır inşallah. Cezandan beri çıkmayınca gafil avlanıyoruz. Harbiden burada yok ha. Oradan mı bıraktık acaba? Heh, burada. Makine canavar gibi çalışıyor. Bayağı tarattık. 2000 kitap. Normalde size kendi başına internetten izleyip de şu an yapmak isteyen arkadaşlar varsa, telefonla falan yapacaksanız, benim şu an bu bütün videoyu çekmeme rağmen bir saatimi aldı 2000 kitap. Eğer siz 2000 kitabı telefonla yapmaya çalışırsanız, ben size ne kadar zaman söyleyeyim biliyor musunuz? Ortalama olarak 5-6 saatiniz gider. Denemesi bedava. Sadece 6 saatiniz gidecek. Aklınızda olsun. Ben şimdi yanındaki dükkana geçeceğim. Sırayla çok fazla vakit şey olmasın. Vaktim az bugün. 12 olmuş saat. Bayağı bir hızlı bir şekilde güzel güzel adımları göstereceğim. You alright? Huh? Yeah, of course, yeah, thank you. Thank you, see you later. Bye bye, see you later. All right. So, okay, what we should be doing? Let's walk downstairs and see what we can do. Okay. Keep going.
Şimdi genel bir ön izleme yapalım. Bu dükkanda güzel şeyler vardı ama çok etrafımda insan vardı. O yüzden çok fazla bir şey yapamadım. Ama aşağı yukarı herhalde benim gördüğüm 150-200 poundluk kitap aldık. Yani kar bırakan. 4 pound verdik. Öteki dükkanda da 3 pound verdik. Şu an 7 pound harcadım. 2 pound da sanırsam bir kahve aldım. 9 pound. Otobüse ne kadar alıyor bilmiyorum. Herhalde 1-2 pound alıyordur diye tahmin ediyorum. Burada bir tane kitapçı var. Aşağı katında bayağı bir kitap var ama emin değilim hala açık mı? Yıllar önce ben birkaç kere bir kahve içmeye gelmiştim arkadaşımla. Tabii bilemiyorum şu an hala açık mı değil mi? Fakat kitapçıda çok fazla kitap bulabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü onlar da satıyordur internetten. Büyük ihtimal fiyatlarını da biliyordur. O yüzden çok fazla şey olacağını düşünmüyorum. Fakat kitapçının da nerede olduğunu da hatırlamıyorum. Belki kapatmış herhalde. Ya da orada bir tane dükkan var ama aşağı katında vardı. Aslında bakmak lazım ama kitapçılarda pahalı oluyor kitap. Yani kar marjı çok fazla olacağını düşünmüyorum. Bir bakılabilir. Ondan sonra da duruma göre hareket ederiz olmazsa. Okey, aşağıda kitaplar var da şey gibi ya burası. Korku filmi gibi ya. Hep eski kitaplar, antik kitaplar. Burada neler çıkar bilmiyorum ama bakmak lazım. Hepsine teker teker vaktimiz var. Bakalım yavaş yavaş neler. Ama çok kitap var ya gerçekten. Buradan çıkarsa zaten eminim altın çıkar. Yani buradan böyle 5-10 poundlu kitap çıkmaz. Ama çıkarsa kitap bence böyle 1000-2000 poundlu kitap çıkar. O da şanslıysak kitapçı bilmiyorum bize bırakır mı ama şansım var benim. Her türlü bulurum birkaç tane. History'den başlayalım o zaman yavaşça. Tamam, burada bir şeyler var ama bayağı bir şey var yani, bir şeyden ziyade. Bakalım. Diyorum ya, buradan bulursak gerçekten bence altın çıkar burada. Yani şanslıyız, internet güzel çekiyor. Yoksa rakamları göremeyiz. Kitaplar tarihi eser resmen. Ben inanıyorum, buradan çok ciddi söylüyorum. Eğer adam gözünden kaçırdıysa böyle 1000 poundluk falan kitap bulabilirim. Birkaç kere buldum böyle antikacılardan. Bakalım ne kadar şanssız ama çok kitap var yani. Burası bizim ne kadar hızlı yapsam da herhalde en azından bir yarım saatim olacak gibi gözüküyor. Hepsine bakmayacağım o yüzden. Şimdi eve geldim arkadaşlar. Bayağı yoğundu. Bugün inanılmaz derecede bir de arkadaşlarımla dışarıda buluştum. Çok yoğun bir gündü. Çok aslında çalışma süresi olarak benim gördüğüm 3 saat falan çalıştım. 3 tane dükkana gidebildim. Çünkü çok son gittiğim dükkanda çok kitap buldum. Bayağı da vaktimi aldı zaten, görmüşsünüzdür videoda. Şimdi hızlı bir şekilde bakalım bugün ne yaptım ben. Bugün arkadaşlar toplamda yazılımın baktığımız zaman şuradan yeterli bir şekilde sonuçlara bakalım. Buradan. Şimdi bugün ne kadar çalışmışız gelip bakalım. Şimdi arkadaşlar bugün ben bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama 4000 tane kitap araştırmışım. 8000 poundluk karlı kar olacak şekilde 8000 poundluk karlı kitap araştırmışım. 248 tanesi satılır cinstenmiş neredeyse, yani 4000 tane baktık kitap, 2000 tanesi, 200 tanesi iyi,
Başarı oranı da %6. Biraz şey. Şimdi şöyle bir şey var. Normal teknik olarak bugün benim 8000 pound kazanmış olmam gerekiyor. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Mesela tarattığım kitabın Amazon'da satış fiyatı 100 pound. Ben bu kitabı almak isterken satıcı bana 50 pound'a satıyor. Fiiller çıktıktan sonra bana diyelim ki 10 pound kar kalıyor. Ben bu kitabı almadım. O yüzden 8000 pound olarak çıkıyor. Şimdi ben açıyorum. Burayı sıfırlayacağım tekrardan arkadaşlar. Bunu tekrar resetliyorum. Şimdi aldığımız kitaplara bakalım ne kadar kar yapıyor. Resetliyorum. Her şey sıfırlandı tekrardan. Şimdi baştan başlıyorum. Ne kadar bir para kazanmışız. Genel olarak bakalım şimdi. Şöyle de yazayım ben, belki kalkülatörü de açalım. Buradan siz göremezsiniz büyük ihtimal ama. Şimdi bu kitap 10 pound. Biraz matematik yapacağız arkadaşlar. 10 pound. 13 pound. 10 pound. 30, 40, 50 diyelim. Düz yuvarlak hesapları almayacağım. 50. 150. 150. 160. 160, 260, o çok ağır bu ya. 260, 300, 330, 330, 350, 350, 350, 400, 350, 500. 150 pound, vay be. 500, evet 500 pound yapmışız. Bu kitap okumadı. Bu aynı kitap mı? 500, 550. Hey, okusana. Come on. Bu mu? 550. Tamam. 550. 600. Niye bunlar çıkıyor ya? 600. Şuradan taratalım mı? 620. Tolstoy bu arada. 620. 650. 650. 700. Come on. 700. 700 pound'dayız şu an. İnternet mi yavaş çalışıyor bilmiyorum ama şu interneti, kendi internetimi alayım ben. 700. 700. Aynı kitap mı? Bakayım. Scan'le okumak daha kolay arkadaşlar da. 700. Kitap okumuyor nedense şu an. Şimdi çoğu arkadaş diyebilir. Arkadaşlar Amazon'un Seller Center application'ı varsa oradan da direkt şey yapabiliyorsunuz. Onun da burada şeyi var. Uygulaması böyle direkt. Mesela bu kitabın fiyatını göremedim. Buradan bakayım ne kadarmış. 700'lük. 770 pound. 70 poundmuş. 770. Buradan bilemeyen arkadaşlar varsa böyle bakabiliyor. Buradan daha detaylı olarak bilgi alabiliyorsunuz. Göremeyen varsa. Şu an mesela bu ürün 73 pound. Ama diyor ki request approval. Yani ben buna başvurmam lazım. Şurada request bölümü var. Satmak için izin istemem lazım. Bakın böyle bir şey çıkıyor karşıma. Benim hesap eski olduğu için request diyorum. Büyük ihtimal kabul edeceklerdir. Bilmiyorum görünebiliyor mu ama. Your application is approved. Yani kabul ettiler. Şu an satabilirim. 770 pound. Bu kitap güzel bir kitaptı ya. 770, 800 ve eşek ölüsü olan kitap. Bu ne kadardı? Bunu çok düşeşe aldım. Çok güzel geldi bu. Bu milli piyango gibi yani. Okay, 800. 800, 950 pound. Okey. Uf, bayağı ağır ya. Ben bunu nasıl taşımışım? Arkadaşlar bugün şu gördüğünüz kitaplardan, şöyle üstünde de var arka tarafta, 950 pound para kazandık. Kardan bahsediyorum. Revenue'den bahsetmiyorum. Zaten yazılım, eğer görebilirseniz, burada ne kadar karı gösteriyor. Yani Amazon'un fiisini, diğerlerini sattıktan sonra. Peki ben bu kitapların satılacağını nereden biliyorum? Niye alıyorum? Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın bu kitap 148 pound'a Amazon FBA'de satılıyor. Kaç tane satıcı olduğunu da görebiliyorsunuz. Ve nereden biliyorum bunun satılacağını? Bakın son bir ayda 3 kere satılmış. Buradan bunun grafiğine gidiyorum ben. Grafiğine gittiğim zaman da şuradan kapatayım bu kitabı. Şöyle bir tablosu var. Bilmem görebiliyor musunuz ama umarım görüyorsunuzdur. Parlıyordur biraz belki ama. Bu tabloda ben hangi ürünün kitabın ne kadar aralıkla satıldığını görüyorum. Mesela bu kitapta en son daha 3-4 gün önce satılmış. Yani teknik olarak bu kitap herhalde bir hafta içerisinde yine satacak. O kitap da benim kitabım olacak. Ve 150 pound kitaptan sadece satıştan geldi. Şimdi yani çoğu arkadaş diyebilir ki ya insanlar deli mi? Niye alıyorlar kitaplara? Bakıyorsunuz diye düşünüyorsanız bakın. Burada gelen Amazon hesabından siparişi göstereceğim. Bakın şu son sipariş. Mesela bu kitabı 100 pound'a satmışım. Umarım görüyorsunuz. Yüzümü böyle dövündüreyim. Bakın şurada, hatta açayım bunu. Sipariş. Bakın kitap
100 pound'a satılmış. Ve ben bu kitabı 1 pound'a aldım. Yani demeye çalıştığım şey arkadaşlar, burada satılıyor. Şu an burada 900 pound kar var. Yazılıma bakarsak ne kadar tarattık diye, ona da bakalım son olarak. Şu an arkadaşlar 18 tane kitap koyduk ve dediğim gibi 900 pound gibi para. Evet, umarım eğlenmişsinizdir. Bu ve bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bütün videoları Milyoner 2023 eğitiminin içerisinde var. Almış olan arkadaşlara söylüyorum. Amazon 2. el kitap satış bölümündeki videoları, bu yazılımları, bu programları ve nasıl kullandığına dair bütün her şeyi oradan inceleyebilirsiniz. Katılmak isteyen arkadaşlar ve yurt dışında yaşamak isteyen, özellikle Amerika ve İngiltere'de yaşayan arkadaşlar için de çok faydalı olacaktır. Daha detaylı bilgi için ve videoyu beğeniyorsanız ve girmemi istediğiniz yerler varsa aşağıda yorumlarda yazarsanız sizi de ziyaret edebilirim. Ta ki o zamana kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.